Merhaba, hoş geldiniz hepiniz. Cangül Örnek Hocamızla beraber organize ettiğimiz Perşembe Konuşmalarının bu ayki konukları, Vangelis Kehliotis anısına düzenliyoruz bu seminerleri. Bir kere daha onu da zikretmiş olayım. Bu haftaki konuklarımız salonda Nurşen Gülboğa hocamız ve Kemal Yakut hocamız da Eskişehir'den katılıyor. Online olarak gördüğünüz gibi kendisini ekrandan görebiliyoruz. Çok teşekkürler öncelikle katılmayı kabul ettiğiniz için bu toplantıya. Kemal hocanın da burada olmasını çok isterdik tabii ki ama kendisi yoğun programı nedeniyle burada olamadı ama bence buradaymış gibi bir şey var şu anda, değil mi? Yani bir eksiklik hissetmiyoruz. Öncelikle Kemal Yakut Hoca'nın sunumuyla başlayacağız. Eskişehir'deki işçilerden bahsedecek. Kendisi sonra da Nurşen Gülboğa'nın sunumuna geçeceğiz. O da bize Zonguldak'taki işçilerden bahsedeceğiz. Bu arada bahsedecek, özür dilerim. Bu arada Tarif Hakkı Başkanı'nın herhalde ilk konuşması olacak, değil mi? Tarif hakkındaki ilk sunumu, o açıdan da tarihi bir anda yaşıyoruz diyebiliriz. Öncelikle Kemal Yakut Hoca'yı size tanıtmak istiyorum. Kendisi 1967'de Mazgirt'te, Dersim doğumlu ve 1989'da da araştırma görevlisi sınavını kazanarak Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde çalışmaya başladı. 1998'de yardımcı doçent, 2008'de doçent, 2017'de profesör olarak çalışmaya devam ediyor şu anda. 2011-2023 yılları arasında çeşitli dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı ve Tarih Bölümü Başkanlığı görevlerini sürdürdü. Kendisinin çok sayıda yayını var, uzun bir liste var, yayın listesi. Hepsini okuyamayacağım tabii ki ama son olarak Tarih Vakfı'ndan Tarih Vakfı Tepebaşı Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Milli Mücadele Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu projesi çerçevesinde 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu, 100. Yılında İşgal ve Direniş ve Nurşen Gülboğa ile 100. Yılında Milli Mücadele ve Eskişehir derlemelerini de yer aldı. Onun dışında da Eskişehir'le ilgili Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar çok çeşitli yayınları var. Modern Eskişehir'in Doğuşu ve kitabı Kepkeç yayınlarından yayınlandı 2015 yılında diyerek sözü Kemal Hoca'ya bırakıyorum. Bize Eskişehir'deki işçilerden ve işçi mücadelelerinden bahsedecek. Buyurun hocam. Evet, çok teşekkür ediyorum. Eskişehir'den selam ve sevgilerimi yolluyorum. Tabii aranızda olmak isterdim ama açıkçası bugün ve yarın şehir dışı ziyaretlerim olduğu için katılamadım. İstanbul'a gelemedim. Bu yüzden de sizden, hakikaten de bizi izleyenlerden özür dilemek isterim. Olsaydı iyi olurdu. Şimdi tabii Cumhuriyet taşrasında işçiler ve işçi mücadeleleri Eskişehir örneği dediğimiz zaman bu dönemi, yani geç Osmanlı erken Cumhuriyet dönemi dediğimizde iki bölüme ayırmayı tercih ediyorum açıkçası. Ve bence 1940'lı yıllara kadar Eskişehir'deki işçi sınıfının mücadelesi Cumhuriyet'ten önce daha anlamlıydı, daha açıkçası örgütlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü 1923'ten sonra tabii tek parti iktidarının karakteristik özellikleri nedeniyle buradaki bir mücadeleden belki çok söz etmeyebiliriz. Ama yine de yok değil. Şimdi tabii bu çalışma hocam koptu. İkbal Tepebaşı Belediyesi ile Tarih Vakfı'nın ortaklaşa yaptı ve bence de çok güzel olan, çok anlamlı olan ve tabii Mehmet Alkan Hoca'nın, Nurşen Hoca'nın da büyük katkılarıyla ve tabii orada Tarih Vakfı içerisinde yer alan diğer arkadaşlarımızın da büyük katkılarıyla bu çalışma ortaya çıktı. O vesileyle hazırlanan bir çalışma idi. Dolayısıyla ben Tarih Vakfı'nın Eskişehir'e gösterdiği bu açıkçası ilgiden de dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Hem Eskişehir Akademiyası'nın bir nitelik kazandığını ve bizim
Orada Tarih Vakfı ile birlikte her ayın son perşembesi düzenlediğimiz etkinlikler, konferanslarla da bir yere geldim ve dolayısıyla umarım seçimlerden sonra da planladığımız, umduğumuz bir şekilde yine Tarih Vakfı ile Eskişehir arasındaki bağı kurmaya çalışırız. Nitelikli çalışmalara imza atılır. Çünkü daha önce Nurşen Hoca ile de konuştuk açıkçası. Acaba Eskişehir'de emeğin tarihi ki bu mütevazi çalışma da belki çok küçük bir katkıda bulunabilir ve ihmal edilmiş bir alan olduğunu düşünüyorum Eskişehir'deki emeğin tarihi. Çünkü 1960'lardan sonra özellikle çok daha örgütlü ve sınıf bilincine uygun bir hareketin geliştiğini söylemek isterim. Umarım onlar da kayıtlara geçer, onunla ilgili de bir takım belgeler, bilgiler toplanarak bir çalışma haline dönüştürülür. Şimdi tekrar şeye dönecek olursak, bu geç Osmanlı, erken Cumhuriyet dönemindeki işçi mücadelelerine. Şimdi tabii bu olayı bir yere oturtabilmek için açıkçası biraz Eskişehir'in değişiminden söz etmem lazım. Yani konunun daha iyi anlaşılması için sosyoekonomik açıdan Eskişehir nereden nereye evrildi? Birkaç kelam onunla ilgili söylemek isterim açıkçası. Şimdi 19. yüzyılın ilk yarısında Eskişehir'e şöyle bakıldığı zaman genelde seyyahların da ifade ettiği gibi aslında ölü, dikkati çekmeyen bir kasaba görüntüsündedir. Ve Anadolu'nun ihmal edilmiş kasabalarından biri olarak değerlendirilir. Hatta işte seyyahların kalıp dinlenebilecekleri bir mekandan da yoksun olduğu hep söylenir. Şimdi Eskişehir'in tabii bu durumu, bu geri kalmışlık durumu 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren değişmeye başlayacaktır. Çünkü 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 3 önemli olay Eskişehir'in kaderini değiştiriyor. Bunlardan tabii birincisi şöyle, lületaşı ticareti. İkincisi yine hepinizin bildiği üzere Kafkasya, Kırım ve Rumeli'den yapılan göçler ve bu gelen göçmenlerin Eskişehir'e yönlendirilmesi, burada iskan edilmesi. Diğeri de bugünkü konuşmamızın önemli bir bölümünü kapsayacak olan demiryolu hattı, Anadolu demiryolu hattının inşa edilmesi ve buna bağlı olarak 1894'te Cel Atölyesi dediğimiz büyük bir sanayi kuruluşunun açılmış olması. Şimdi zamanı da rasyonel kullanmak açısından şöyle lületaşı ticaretinden biraz bahsedeyim. Çünkü orada bir sermaye birikimi yol açıyor. Eskişehir'deki özellikle şehrin sosyo-kültürel yapısında önemli değişiklikler meydana geliyor ve belki de Eskişehir'de ilk defa emeğin tarihi, işçi mücadelelerini başlatabilecek, orayı odak alabilecek bir lületaşı işletmeciliğinden söz etmek gerekiyor. Şimdi tabii 1850'li yıllarda özellikle Eskişehir'in çevresinde 20-25 kilometrelik bir şeyi düşünürseniz, alanı düşünürseniz buraya yakın olan köylerde lületaşı ocakları vardı ve çok sayıda, hatta yüzlerce lületaşı ocağından söz edilir ve burada 1850'li yıllarda yine Avrupalı seyyahların ifade ettiği üzere 10 bine yakın işçi çalışır. Ki 1850'li, 60'lı, 70'li yılda lületaşı ticaretinin altın çağı olarak değerlendirilir. Çünkü Avrupa'ya gerçekten binlerce sandık dolusu lületaşı ihraç edilir ve tabii ki onun karşılığında da Eskişehir'in ekonomisi ciddi bir canlılık kazanır. Bu 10 bine yakın işçi, ki o günkü Eskişehir'in nüfusu açısından düşündüğümüzde çok büyük bir rakamdır ama sanılmasın ki bu tamamen Eskişehir'de yerleşik işçilerden oluşuyor. Hayır, daha çok çevre illerden ve kasabalardan da işçilerin buraya çalışmak için geldiğini görüyoruz. Bu sayı lületaşı ticaretinin 1890'lardan itibaren
önemini biraz yitirmesinden dolayı bu sayının 4000'lere kadar düştüğü yine bir takım belgelerden bulunmakta. Şimdi bu görselde de bile taşı işletmeciliği, bu 1890'lara ait bir görsel açıkçası ve daha çok Viyana'ya ihraç edildiğini ve bu ihracatı yapan çeşitli komisyoncular adı verilen tüccarların olduğunu ifade edelim ve Eskişehir'de bu lüle taşı ticaretinden bir sermaye birikimi, buradan da yine bir orta sınıfa doğru bir şey var. Burada yine ifade ettiğimiz gibi bu lüle taşı ocağında çalışan binlerce işçi açıkçası tabii örgütlü değil. Bu 1850-60'lı kullarının olması, barındıklarının kötü olması bir işi değinilir. Ve burada işçi hareketine göre elbette tabii işçi kültürü ve sınıf bilinci olmamakla birlikte başladığını ifade edebiliriz. Şimdi bunun dışında tabii lüle taşı ticareti, evet burada Eskişehir'de bir işçi yoğunluğu oluşturuyor. Fakat aslında bizim ikinci üzerinde durmamız gereken nokta bu göç meselesi. Çok fazla girmeyeceğim o konuya ama Eskişehir'e yapılan göçler, özellikle Kırım Tatarlarının Eskişehir ve çevresine iskan edilmesiyle birlikte bir orta sınıfın oluşmaya başladığını görüyoruz. Çünkü Kırım Tatarlarının özellikle tarımsal üretimde çok ustalaşmış olmaları ve Eskişehir'e gelirken beraberinde yine Orta Anadolu'da olmayan bir takım endüstriyel bitkileri getirmesi, yine demir kulluk dediğimiz bir düzene geçirmesi buradaki üretimi arttırdığını ve elbette bir sermaye birikimi. Çünkü bundan sonra Eskişehir'de üretilen hububatın Avrupa pazarına ihraç edilmeye başlandığını görürüz. Bunun anlamı da tabii pazar için üretim yapılmasını sağlaması konusu. Tabii birçok köyün kurulması, şehrin çevresinin değişmesi vesaire gibi şeyler üzerinde durmayacağım ama bu tarımsal işletmelerde yine dışarıdan gelen özellikle işçilerin çalışmaya başladığını belirtebiliriz bu süreçte. Şimdi tabii mülkiyet ilişkilerinin özellikle değiştiğinden de söz etmem gerekir ki bu da Eskişehir'i biraz daha pazar için üretim yapmaya doğru yöneldiğini görüyoruz. Şimdi 20. yüzyılın başına geldiğimiz, hatta 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başına geldiğimizde artık Eskişehir'in yapısının değişmeye başladığını görüyoruz ve çeşitli Avrupa ülkelerinden ya çalışmak üzere gelen bir takım işçilerden, mühendislerden söz edebiliriz. Mesela bu fotoğraf, resim 1904 tarihli ve dikkat ederseniz bir Avusturyalı aile var ve onların giyim kuşamlarından tutun da diğer bir takım zevklerine kadar Eskişehir'de bir değişime yol açtığını burada görmekteyiz. Şimdi burada bu cer atölyesine, demir yoluna geçmeden önce şuna da biraz dikkat çekmek isterim. Özellikle Şark Halı Kumpanyası, biliyorsunuz Anadolu'nun çeşitli kentlerinde acentaları, tesisleri vardır. Ve Şark Halı Kumpanyası Eskişehir'de de bir acenta açmıştır ve özellikle Sivrihisar ve Ankara'nın çeşitli köylerinden toplanan yünler Eskişehir'de toplanır ve Eskişehir'in tam ortasından geçen Porsuk'ta bunlar yıkanır ve işlemeye tabi tutulur. Şimdi bu Şark Halı Kumpanyası'nın bu organizasyonunda yine o dönemin çeşitli belgelerinden ve kayıtlarından anlaşıldığına kadar binlerce kadının çalıştığını görüyoruz. Hatta bu noktada ele iş verme sisteminin de getirildiğini ve burada yine bir emeğiyle çalışan bir kitlenin oluştuğunu burada belirtmemiz gerekiyor. Yani bu eve
işverme sisteminin özellikle bu Şark Kalın Kumpanyası çerçevesinde çok daha anlamlı olduğunu burada belirtmek isterim. Tabii burada zaman zaman acaba bir işçi örgütlülüğünden ya da bilincinden söz edilebilir. Ona ilişkin ne yazık ki çok fazla bilgiye sahip değiliz. Sadece burada binlerce kadının bu organizasyon içerisinde çalıştığını görürüz. Fakat bunların yaşam koşullarının kötü olduğunu tabii tahmin etmek o kadar zor değil. Ama bu bir tepkiye yol açtı mı? Asıl o noktada çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. Fakat bilgi sahibi olduğumuz bir konu var. Bu işçi kültürü, işçi sınıfı, mücadele açısından Eskişehir'e demir yolu hattının gelmesi ve 1894'te Cera Kölesi'nin açılması konusu. Şimdi bu demir yolu meselesi tabii çok geniş ayrıntılı, o kadar şeye girmeyeceğim ama Eskişehir'de ilk tren seferleri 19 Haziran 1892'den başladıktan sonra özellikle bu Haydarpaşa, İzmit, İzmit, Eskişehir ve Eskişehir, Ankara ve yine Eskişehir, Konya demiryolu hatlarının inşa edilmesi sürecinde binlerce özellikle Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen işçinin, teknisyenin ve mühendisin çalışmaya başladığını burada görüyoruz. Asıl tabii Eskişehir'i belki Orta Anadolu'da biricik kılan temel gelişme bu olsa gerek. Çünkü yine o dönemin kaynaklarından, belgelerinden anlaşıldığı üzere Eskişehir sokaklarında Avusturyalı, Alman çalışanlar, işçiler, teknisyenler, mühendisler başta olmak üzere hatta o günkü Orta Avrupa'nın diğer ülkelerinden gelen binlerce kişinin Eskişehir'e çalışmak için geldiğini burada görüyoruz. Bu tabii bu sosyoekonomik, sosyokültürel yapıyı değişti. Eskişehir'in sokaklarında birkaç yabancı dilin konuşulduğu, İtalyan stili mağazaların, giyim mağazalarının açıldığı, lokantaların, otellerin yine çok sayıda açıldığı ve bunların çoğunluğunda yabancı işletmeci, yabancı sermayeli olduğunu belirtmem lazım. Şimdi burada artık biz Eskişehir'deki demiryolu hattında ve 1894'te kurulan CER atölyesinde çalışan bu bahsettiğim yüzlerce zaman zaman hatta çalışan binlerce kişinin artık bir örgütlülüğünden bahsedebiliriz. Ki yine 1906-1907'de yine kötü yaşam ya da çalışma koşullarından şikayet eden işçilerin işi yavaşlattıkları, bıraktıklarına ilişki yine bir takım elimizde bilgiler mevcut. Şimdi bu CER atölyesi tabii kozmopolit bir işletme ve Alman ve Avusturyalı ve diğer işte Fransız da çeşitli çalışanlar var. Fransızca bir yazışma dili var o dönemin koşulları içerisinde ama çok kültürlü, kozmopolit bir işletme olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Şimdi bu yine CER atölyesinde çalışma yine Quartet'in, Donald Quartet'in o Avrupa'da iktisadi yayılışıyla ilgili kitapta biliyorsunuz sanıyorum Tarih Vakfı da herhalde onu bastı, daha önce yurt yayınlarında çıkmıştı. Mesela orada da Eskişehir'de ilk defa bir işçi kültürünün bu CER atölyesiyle başladığı ifade edilir. Çünkü sabah evden çıkıp işte akşama kadar iş yerinde çalışıp akşam eve dönme dediğimiz o rutinin ilk defa bu kültürün ilk defa bu CER atölyesinde başladığını ifade edilmektedir. Şimdi burada yine bir işçi diyelim kültüründen eğer söz edeceksek mesela bu görselde de Eskişehir'deki işçilerin kulübü ihtiva ediyor. Yani işçilerin birlikte hareket ettikleri ya da bir araya toplandıkları bir yerden söz edildiğini görüyoruz. Şimdi burada mesela bu ilişki tabii başka Orta Anadolu kentlerinde yok. Bu CER atölyesi tabii nedir dendiğinde belki parantez içinde onu
bir iki cümleyle ifade etmek lazım. Tabi bu meşhur Anadolu Bağdat Demiryolları hattı dediğimiz ya da Anadolu Demiryolları hattı dediğimiz işte İstanbul'dan başlayıp Bağdat'a, Basra'ya kadar uzatılması düşünen bu hattın lokomotiflerinin ve vagonlarının tamir edilmesi üzere bunun Eskişehir'de açıldığını görüyoruz ve başlangıçta tabii bu Cerat bölgesinin işte yöneticilerin, üst düzey yöneticilerin daha doğrusu Alman olduğunu belirtelim ve alt düzeyde çalışan kesimin %80'inin Türklerden ama üst düzey, orta ve üst düzey çalışanların büyük bir çoğunluğu ya gayrimüslim ya da Avrupalı çeşitli ülkelerden gelen çalışanların olduğunu belirtmemiz gerekiyor. İşte bu artık bir işçi sınıfından bahsettiğini görüyoruz. Burada da yine çünkü 1906-07'de Eskişehir'de artık rahatlıkla bir Alman kolonisinden söz edilebilir. Hatta bazı kaynaklarda 600 Protestan ailenin Eskişehir'e gelip yerleşti ve bu hatta Cer Atölyesi'nde çalıştığı ifade edilir. Şimdi burada özellikle bu demiryolu hakkında işçi mücadeleleri ya da işçilerin konumundan derli toplu söz eden eser Doktor Arhangels Gabriel'in kitabı Anadolu Osmanlı Demiryolu ve Bağdat Demiryolu Osmaniyesi İdaresi 300'ü diye ki bu bugünkü Latin harflerine de çevrilip yayınlandı. Şimdi burada Doktor Gabriel özellikle 2. Abdülhamit döneminde ki bu çok önemli bir tespittir açıkçası. Abdülhamit yönetiminin demiryolu hattı yapım imtiyazına, özellikle bu Anadolu demiryolu yapım hattı imtiyazına memurların ve çalışan işçilerin hakkını gözetecek bir madde koydurmadığından, bu sözleşmeye herhangi bir şart koymadığından söz eder ve dolayısıyla işveren diyelim bu şirket yine alt düzeyde çalışan Müslüman Türk çalışanlara karşı çok da cömert olmadığı ve onları sömüren bir yapıya sahip olduğunu söylüyor. Hatta yerli amele bir lokma kuru ekmek iki çürük zeytin ile geçinebilir sözünün yine Cer Atölyesi'nin işte müdürü von Kühlmann tarafından söylediğini ifade eder. Tabii Doktor Gabriel bu noktada şunu da söylüyor. Özellikle işçilerin arasında ücret eşitsizliği olduğunu, Müslüman ve Türk işçilerin hastalandıklarında yövmiyelerinin kesildiğini ama diğer Avrupa kökenli çalışanların böyle bir durumla karşılaştığında onlara ücret ödendiği gibi böyle eşitsizlikler üzerinde de durduğunu ifade ediyor. Tabii eseri çok geniş ama bizim için önemli olan burada bu işletmenin özellikle bir ücret eşitsizliği uzun süreli çalışmalara işçileri muhatap etmesi olayı idi. Şimdi tabii burada örgütlülük açısından baktığımızda da yine hepimiz hatırlayacaktır açıkçası. 1908 devriminden sonra yine bu Anadolu-Bağdat demiryolu içerisinde 13 Ağustos 1908'de Anadolu-Osmanlı Şimendiferleri Şirketi memurin ve müstahdemini Cemiyeti İttihadiyesi adıyla bir örgüt kurulduğunu bu açıkçası bu örgütün Eskişehir'de de bir şubesinin bir yansımasının olduğunu görüyoruz ki işverenle bu örgüt arasında 33 maddelik bir husus var. Yani bu örgüt diyelim cemiyet Anadolu Demiryolları işverenine diyelim ya da Anadolu Demiryolları işletmesine işçilerin özlük haklarının geliştirilmesi, bir takım başka hakların tanınmasıyla ilgili 33 maddelik bir belge verdiğini ya da bir talepte bulunduğunu görüyoruz. Mesela bu Eskişehir'de çok yankı bulmuştur ve bugünkü bizim işte eski Cer Atölyesi'nin önünde işçilerin bir gösteri yaptıkları da yine belirtilmektedir. İşveren bu talepleri öncelikle kabul ettiğini ifade eder. Fakat
8 Ekim 1908'de biliyorsunuz tatil eşgal kanunu mubakkatesi çıkartılınca bu talepleri karşılamaktan kaçınır. Bundan önce tabii yine o Ağustos Eylül ayında biliyorsunuz genel bir takım grevler vardı demiryolu hatlarında, limanlarda ve burada da 14 Eylül 1908'de Anadolu Demiryolları hattında ve bu arada Eskişehir'de bir grev yapıldığını söyleyebiliriz. Bunlar tabii Eskişehir'in emek tarihi açısından önemli hususlar. Fakat 8 Ekim'deki o kanunu düzenlemeden sonra demiryolu hattında çalışan işçilerin bastırıldığını görüyoruz. Bu 1908'den sonra bir ikinci büyük olay daha var Eskişehir'de, yine bu C atölyesinde. O da 11 Haziran 1913'te Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesi sırasında C atölyesinde özellikle Hürriyet ve İhtilaf Partisi yanlılarının bir gösteri yaptığını görüyoruz. Çünkü Kaşla'da Hürriyet ve İhtilaf ile İttihat ve Terakki Cemiyeti arasındaki mücadelenin en fazla yankı bulduğu şehirlerden biri de Eskişehir'di. Dolayısıyla Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesinin Cer atölyesinde bir anlamda kutlandığını, tırnak içinde ifade edecek olursak, sevinç gösterileriyle karşılandığını görürüz. Tabii ondan sonraki şeyi biliyorsunuz, bu İttihat ve Terakki'nin bir takım suikastle doğrudan ilgisi olan ya da olmayan ama sırf muhalif oldukları gerekçesiyle binlerce kişi Sinop'a ya da diğer kentlere sürgün ettiğini görürüz ve bu arada Eskişehir'de de onlarca kişinin sürgün edildiğini belirtmemiz gerektiğine Cer atölyesi eksenli olduğunu ifade etmem gerekiyor. Şimdi burada hareketle eğer tabii Eskişehir bu ikinci meşrutiyet döneminde kozmopolit, demiryolu hattında çalışan gayrimüslimlerin ve yabancı ailelerin çocukları için okul açılıyor ve bu arada belirtmem de gerekir, Eskişehir'de önemli bir Ermeni nüfusu da vardı hem merkezde hem de Sivrihisar'da. Dolayısıyla bu Ermenilerin de önemli bir kısmının bu demiryolu hattında Cer atölyesinde orta kademede bir takım işlerde çalıştığını ifade edebiliriz. Şimdi burada bir noktaya daha vurgu yapmamız gerekiyor. Milli mücadele sırasında Cer atölyesi gerçekten bir odak noktasıdır. İki açıdan, bir Ankara'daki hükümet açısından, heyeti temsili açısından bir odak noktası, ikincisi de sol hareket açısından bir merkez olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Çünkü 1919'un sonu 1920'de burada Türkiye Sosyalist Partisi'nin bir şubesi açılır. Cer atölyesinde yine Amele Birliği'nin burada bir şubesinin açıldığını burada belirtmemiz gerekiyor. Tabii Cer atölyesi imalatla harbiye gibi çalışır. Orada toplar, tüfekler, özellikle biliyorsunuz Mondros Mütarekesi sırasında kamalar alınmıştır. O toplara yeni kamaların yapılması için Cer atölyesinde bir faaliyet sürdürülür. Burada yine çeşitli kaynaklarda yer alıyor. Fakat burada Cer atölyesinde özellikle ki bu dönemde Beyiç Erkin biliyorsunuz demir yollarının sorumluluğunu üstlenmektedir ve Cer atölyesinde işçiler arasında bir takım işte tiyatro eserleri sahnelenir. Bu görselde de işçiler müsameresi deniyor ve yine tiyatro ile ilgili, yani oyunla ilgili çeşitli bilgiler veriyor. Burada bir örgütlülük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz açıkçası. Ve milli mücadelede Eskişehir'de sol hareketin gelişmiş olmasının en önemli zeminlerinden bir tanesi de yine bu Cer atölyesi ve demiryolu, ama özellikle de Cer atölyesi olduğunu belirtmem gerekiyor. Çünkü bu Cer atölyesinde ve özellikle Rusya Çarlığından gelen yine Kırım Tatarları başta olmak üzere bu sosyalist düşünceye daha yatkın ve burada yayılmasını, örgütlemesini sağlamaya çalıştıklarını ifade etmemiz gerekiyor. Burada da yine mühim bir konferans 1 Mayıs 1920'de Eskişehir'de verilen bir şeyden, Molotov'un verdiği bir konferans afişi. Bunlar yine Cer atölyesi ekseninde gelişen olaylar olduğunu
belirtmemiz lazım. Tabii Eskişehir 1921 Temmuz'unda işgal edilir, 2 Eylül 1922'de kurtulur ama açıkçası 2 Eylül 1922'de Yunan ordusu geri çekildiği zaman Eskişehir'deki beşeri sermayenin ekonomik kaynakların önemli bir kısmını katlettiğini ya da ortadan kaldırdığını, tahrip ettiğini görmekteyiz ki Eskişehir'in 1/3'ünün yakıldığı ifade edilir. Şimdi Cumhuriyet dönemi tabii yeniden, çünkü 1922-23'e geldiğimizde evet Eskişehir büyük bir değişim geçirmiş. Hem işçi sınıfı açısından hem de sosyoekonomik, sosyokültürel açıdan büyük bir değişim geçirmiş. O dönemin otoritelerine göre İstanbul'da, İzmir'den sonra gelişmeye en müsait, çok kültürlülük yapısıyla, kozmopolit yapısıyla çok müsait bir kent olduğu ifade edilir. Ama 1922'ye geldiğimizde artık Eskişehir o yapısından çok şey kaybetmiştir. 1915'te Ermeniler tehcir edilmiştir ya da Ermeniler, çünkü Eskişehir Ermenileri son dakikada diyelim tırnak içinde buradan gönderildiklerini ya da bir katledildiklerini görmekteyiz. Şimdi burada, bunun dışında tabii Eskişehir'in bu ceratölyesi, demiryolu, diğer bir takım faktörlerle bütün kaynaklarını yitirdi diyebiliriz. Ama 1923'te yani Cumhuriyet döneminde, bugünkü konuşmamızın da önemli bir bölümünü kapsayacak olan Cumhuriyet ve Eskişehir bağlamında işçi hareketi nasıl gelişti, buradaki değişim nasıl oldu, ona değinmek istiyorum. Şimdi burada Eskişehir'e özellikle 1980'li 90'lı yıllara kadar Eskişehir ekonomisini, bu sosyal yapıyı ayakta tutan, canlı tutan üç önemli husus var. Yani bir sac ayağı üzerine oturtulmuştur. Biri yine ceratölyesidir. İkincisi hava ikmal, yani eski deyimiyle tayyare tamirhanesi. Bugünkü işte basından duyuyorsunuz işte bu teyi vesaire gibi isimlerle çok şey biliyorsunuz, o eski kimliğinden uzaklaştı. Yani hava ikmal dediğimiz, daha önce tayyare tamirhanesi dediğimiz şey, tabii 1980'li 90'lı yıllarda farklı bir noktaya aktarıldı. Biri de şeker fabrikasının açılması. Şimdi bu üç alanda, üç sektörde daha doğrusu diyelim, Eskişehir'in hem gelişmesine sosyal açıdan hem de işçi hareketlerinin özellikle olup olmadığı konusunda ama tek parti döneminin o baskıcı tutumundan dolayı evet işçiler sokağa çıkmamıştır ama kendi içinde onu bir nevi muhafaza ettiğini söyleyebilirim. Nasıl? Mesela 1925'te takrir-i sükun kanunu çıktıktan sonra yine Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre işte Eskişehir'de tayyare tamirhanesinde 5 komünistin tutuklandığı, yani şeyi, bütün o şeye rağmen, baskıya rağmen düşüncenin burada bir nebze canlı tutulmaya çalışıldığını söylemek istiyorum. Yine 1927'de yine Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bir habere dayanarak söylüyorum. Yine burada 8 komünistin yine ceratölyesi ve tayyare tamirhanesi. Şimdi demek burada yine PKK'nın bir şeyi olduğunu, bir örgütlenmesi olduğunu görüyoruz. Yine 1932-33'te yine gazetelere yansıyan kadarıyla burada bazı tutuklamaların yapıldığını görüyoruz ki 1930'da da yine Kızıl Eskişehir diye yine burada bir şeyin, bir bülten ya da gazetenin çıkartıldığını burada görmekteyiz. Şimdi 1924-25 ceratölyesi kimlikle değişti. O eski çok diyelim kültürlü, çok milliyetli, etnik yapılı yapısından uzaklaştırılmış ve 1924-25'ten sonra tırnak içinde Türkleştirilmeye çalışıldığı görüyoruz. Bu tabii Beyiç Erkin daha önce ayrılmıştır ama Beyiç Erkin'le muhalefet ettiği konularda daha 1920'de bu tesisin diyelim ceratölyesindeki gayrimüslimlerin ve Avrupa kökenli çalışanların işten çıkartılması konusu gündeme geldiğinde Beyiç Erkin'in muhalefet ettiğini görüyoruz. Ama 1924-25'te artık hava tamamen değişmiş ve burada
birçok şeyin gayrimüslimin ya da Avrupa kökenli diyelim çalışanların işten atıldığını görürüz. Örneğin 1924'te Cerrah Kölesi'nde çalışan sayısı 600 iken bunun yaklaşık işte 50-55 civarı gayrimüslim ve yabancılardan oluşuyordu. 1925'e geldiğimizde bu sayının yarı yarıya azaldığını görüyoruz ve 30'lara geldiğimizde artık neredeyse hiçbir ya gayrimüslim ya da bir yabancının kalmadığını görüyoruz. Yani tesisin de açıkçası diyelim, öyle ifade edeyim, Cerrah Kölesi'nin de burada Cumhuriyet döneminde Türkleştirildiğini ifade ediyor. Çünkü o dönemin yazarlarına da baktığımızda bu Cerrah Kölesi'nden övgüyle söz edildi ve bu hamlelerin de yani Türkleştirme hamlelerinde neden alkış tutulduğunu ifade etmemiz lazım. Tabii 25-26'da Cerrah Kölesi'nin kapasitesini genişletildiğini, başka bazı alanlarının açıldığını ifade etmek gerekiyor. Ama dediğim gibi artık 1925'ten sonra Eskişehir'de bir işçi örgütlülüğünden söz etmemiz mümkün gözüküyor. Yani en azından göründüğü kadarıyla tabii illegal düzeyde başka şeyler var. Burada da yine bu tayyare tamirhanesinde tabii ilk aslında yerli uçağın üretildiği bir yerde burası. Bu Fransa'da mühendislik eğitimi almış Selahattin Reşit Alan'ın yaptığı bir uçak. Motoru Amerikan menşeliydi ama diğer bütün aksamı Eskişehir'deki tayyare tamirhanesinde yapılmış. Deneme uçuşu da Eskişehir'de bugün İnönü, yani yaklaşık 30-35 kilometre mesafede deneme uçuşu da başarılı bir şekilde geçmiştir ama neticede yani bugün işte ilk milli uçağımızı yapıyoruz vesaire şeyi aslında tarihsel şeyle çok da bağdaşmıyor. Çünkü 1930'da Selahattin Alan Eskişehir'de yapıyor bunu. Bu da onun görseli. Dolayısıyla bu tamirhanenin de bu işçi şey açısından önemli olduğunu ama işçi sınıfı ve örgütlülük açısından önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bunlar tabii o dönemde çeşitli böyle bülten niteliğinde yayınlar çıkarmışlardı. Sadece işte bilgi amaçlı ama bunların politik bir yönünün olmadığını ifade etmek isterim. Üçüncü hususta şeker fabrikası. Şeker fabrikası da 5 Aralık 1933'te açıldığı zaman Eskişehir'deki bu yapıyı değiştiren önemli diyelim tesislerden biri olduğunu görüyoruz. Çünkü şeker fabrikasının açılmasıyla yine Eskişehir'e çevre illerden, bu arada tabii İstanbul ve Ankara'dan da mühendis ve teknisyen düzeyinde yüzlerce kişinin geldiğini ve burada çalışmaya başladığını görüyoruz. Bir politik hareketlilikten söz edemeyiz ama özellikle şeker fabrikası çerçevesinde Cumhuriyet ideolojisinin şehre yansıtılması, özellikle o mühendislerin şeker fabrikası çünkü bir okul gibi görülmüştür. Diğer sosyal donatılarıyla, işte tiyatrosuyla ve diğer bir takım etkinliklerle de şehir halkıyla bütünleşmeye ama temelde Cumhuriyet'in ideolojisini buraya diyelim yansıtılmasında önemli bir rolü olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Şimdi tabii bu Cumhuriyet'in Taşra'da yansıması, bu arada tabii Eskişehir'de yansıması dediğimizde tabii burada Eskişehir bir iki önemli noktasıyla da öne çıktığını belirtmem lazım. Şudur, işte tekke ve zaviyelerin kaldırıldığıyla ilgili yasa çıktıktan sonra Eskişehir'in Şeyh Edebali Kulübesi var ki önemlidir bu açıktan. Bu hemen kapısına kilit vuruluyor. İşte Mevlihane var. Yine bu arada Seyit Battal Gazi, işte Alevi ve Bektaşi inancının önemli merkezlerinden biri. Burada da yine keza aynı olduğunu görüyoruz. Yani diğer kentlerde olduğu gibi o tek parti iktidarı takvimi sükun kanununu getirdiği sert koşullar nedeniyle bunların kapısına kilit vurulduğunu görüyoruz. Mesela dikkati çeken bir başka nokta Toparlamanız mümkün mü? Tabii elbette hemen toparlıyorum bir iki şeyle.
Bu peçe ve çarşaf meselesi, şimdi bu önemli, özellikle günümüzde de tartışma konusu olan kadın giyimi. Mesela Eskişehir Belediyesi 1927'de Eskişehir Belediye Meclisi bir karar alıyor ve hem şehir merkezinde hem de kırsalda, köylerde, özellikle kasabalarda peçe ve çarşafın giyilmesinin yasaklanması istemi ve buna çeşitli cezalar da söz konusu ediliyor. Bunlar tabii diğer başka şehirlerde de tabii göze çarpıyor ama şunun altını çizmek, yani Eskişehir bu Cumhuriyet ideolojisini daha ilk andan itibaren benimsemiş, özellikle bir şehir olduğunu görüyoruz. Diğer şehirlerde böyle ufak tefek yine bir takım hareketlenmeler olmakla birlikte buradaki yapının bu devrimleri diyelim benimsediğini söyleyebiliriz. Ama 1940'lı yıllardan sonra havanın değiştiğini, 1945-50'den sonra burada işçi örgütlenmelerinden hem de biraz genişleyerek söz edebiliriz. Bu yine Cerat Ölesi, Tayyare Tamirhanesi başta olmak üzere buradaki işçilerin artık yavaş yavaş örgütlendikleri, o dönemin tabii yasalarını çizdiği çerçevede örgütlendiğini burada söyleyebiliriz. Yine bir iki cümleyle hemen toparlayayım. Şöyle ki 1940'lı yıllara geldiğimizde, evet, Eskişehir 1923'ten önceki işçi örgütlenmesinden uzaktır. Bunu ifade etmem lazım. Yani Cumhuriyet bir tarafıyla burada bir ilerleme tırnak içinde sağlarken, ama işçi sınıfı açısından o dönemin de özelliklerini elbette göz önünde bulundurarak bir gerilemeye olur. Ne zaman kazanacaktır? 1960'lı yıllardan sonra yine burada canlı bir işçi örgütlenmesinden, bir işçi sınıfından rahatlıkla söz edebiliriz. Çünkü harp işin özellikle burada örgütlenmesi bunun yolunun açtığını söyleyebiliriz. Sanıyorum süreyi çok aştım, kusura bakmayın. Konu hakikaten genişti, böyle Eskişehir deyince akan sular duruyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun sabrınız için. Evet, biz teşekkür ederiz. Süreyi de çok aşmadınız gerçekten. Ben biraz bu konuda fazla, evet, yani 30... Biraz paniğe kapıldım da o yüzden hemen şey yaptım. Evet, biraz fazla sıkı olabilirim. 35 dakika kadar oldu. Çok teşekkürler. Soru cevapları da böylelikle vakit kalır ve daha fazla dinleyebiliriz. Tabii, elbette. Tekrardan sağ olun konuşmanız için. Şimdi Nurşen Gülboğar hocamıza döneceğiz konuşma için. Şimdi öncelikle tabii ben başlarken yani her seferinde bunları söyleyince unutuyor insan. Bu konuşma serisini ne zaman? Herhalde Eylül ayında planlarken Cumhuriyet'in taşrası olarak planladık. Ve aslında bunun fikri diyelim Nurşen hocamızdan geldi. Biz de Can Hoca'yı üzerinde düşünüp taşınıp böyle bir şey çizmiş olduk şimdiye kadar. Bir takım işte konuşma başlıkları belirleyip bunları hayata geçirmiş olduk. Ve ben açıkçası çok faydalandım bu konuşma serisinden. Çünkü yani bir odak noktası olur. Taşra deyince çok geniş oluyor aslında. Ama yani daha sosyal ve işte hani devletin taşları nasıl göründüğü ve diğer taraftan devlete karşı ya da işte Cumhuriyet yönetimine karşı taşrada ne tür hareketler olduğu üzerine nasıl algılandığı, işte hani müzakere süreçleri vesaire olarak da adlandırılan, şimdiye kadar daha çok köylüler üzerine durmuş olduk aslında, kırsal kesimler üzerine durmuş olduk, çeşitli yerelliklerde bunlardan bahsetmiş olduk ama tabii burada işçi sınıfı aslında eksik kalmıştı şimdiye kadar. Sağ olsun Kemal hocamız buna giriş yaptı. Şimdi de Zonguldak üzerinden bakacağız. Nurşen Gülboğa'yı kısaca tanıtayım. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans, Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih bölümünde yüksek lisans ve Atatürk Enstitüsü'nde doktora eğitimini tamamladı. Doktora tezi Mine Workers, The State and War, Dereyli Zonguldak Coal Basin and the Site of Contest, as the Site of Contest, özür dilerim. 1947 olarak Türkçe devam edeyim. Tabii bu çalışma
Osmanlı Bankası Arşiv Araştırma Merkezi tarafından 2006-2007 döneminde iktisat tarihi alanında en iyi doktora tez çalışması seçilerek yayınlandı. Ama İngilizce olarak yayınlandı. Ve bildiğim kadarıyla şu anda Türkçesi de yayınına hazırlanıyor. Evet. Yakın zamanda herhalde biz de Türkçe olarak okuma şansına kavuşacağız diye düşünüyorum. 2011'de Berlin'de Europe in the Middle East, Middle East in Europe ve 2014'te de Rework araştırma programları kapsamında şirketi hayli işçiler üzerine çalıştı. Bunu da bir kitap olarak ileride okuyacağımızı biliyorum. Hepsine spoiler vermiş oldum. İlgi alanları arasında genç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemleri, sosyal ve iktisadi tarihi, emek tarihi, sosyal politika tarihi, göç ve etnisite sayılabilir. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi kendisi ve 2023'ten bu yana da Yaşar Tolga Coray ile birlikte Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstleniyor ve vakfımızın şu anki faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamış oluyor diyerek sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum Nestişa. Kemal Hocam çok teşekkür ederim. Sizi ilgiyle dinledim. Sizi dinlerken de bir yandan da Zonguldak'la karşılaştırdım. En azından 19. yüzyılda sanayileşen Osmanlı kentlerinin birdenbire ne kadar kozmopolit bir nüfusa sahip olduğunu fark ettim. Galiba sesiniz gitti hocam. Bilmiyorum sesim geliyor mu acaba size? Evet. Sizi duyamıyorum ben. Öyle mi? Ben belki biraz... Her şey oldu, evet. Tamam. Ben sessize aldım. Kusura bakmayın, ne yapmam gerekiyor? Şu anda... Ekranı çevirmek iyi olabilir. Ha, ekranı bu tarafa çevirmek iyi olabilir. Ama sessize alıştım şeyden dolayı. O benim hatam. Kablo. Şu anda beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum Gülşen Hocam. Şu an iyi. İstersen... Ben buna iyiyim. Tamam. Peki ben tekrarlayayım o zaman. Sizi dinlerken bir yandan da Eskişehir'de Zonguldak karşılaştırması yaptım ve 19. yüzyılda bu sanayileşmeye sürecine giren kentlerin Avrupa'dan da çektiği iş gücüyle birlikte ne kadar kozmopolitleştiğini fark ettim. Bu ister madenler olsun, ister demir yolları hatlarının geçtiği Eskişehir gibi bir şehir olsun. Birçok benzerlikleri var ama çok önemli farklılıkları da var. Zonguldak gerçekten bir taşra ve gerçekten tarımsal özelliğini korumaya devam ediyor. Bu anlamda Eskişehir'den epey bir farkı var. İşçileri de çok farklı çünkü köylülük özelliklerini korumaya devam ediyorlar. Tarımla birlikte yaşamaya devam ediyorlar. Biraz belki soru yanıt kısmında karşılaştırma şansımız da olacak. Ama ben şimdi hızla Zonguldak'a odaklanayım. Tıpkı Eskişehir gibi Zonguldak'ın da sanayileşme, sanayi tarihini 19. yüzyılın ortalarından itibaren başlatabiliriz. Dolayısıyla erken Cumhuriyet dönemine geldiğimizde hali hazırda zaten bir 80 yıllık, 100 yıllık tarihe sahip merkezler bunlar. Ve o birikimi anlamadan da Cumhuriyet dönemi tarihini anlamak mümkün değil. İlk üretim Zonguldak'ta sistematik üretim 1840'larda başlıyor ve 1920'lere geldiğimizde dediğim gibi 80 yıllık bir tarihi var. Dolayısıyla en eski sanayi merkezlerinden biri olarak sayabiliriz Zonguldak'ı, eğer madenciliği de geniş anlamda sanayinin içinde sayar isek. Yine 1938'e geldiğimizde Zonguldak işçi sayısı açısından İstanbul ve İzmir'den sonra 3. büyük şehir ve sayıma baktığımızda 19 bin kadar işçi yaşıyor Zonguldak'ta. Çok önemli bir işçi merkezinden söz ediyoruz tıpkı Eskişehir gibi. Bir diğeri iş yeri başına düşen işçi sayısı veya Zonguldak'a tercüme eder isek, ocak başına düşen işçi sayısı açısından ise Türkiye'de birinci. Yani işçi yoğunluğu açısından son derece önemli bir havzadan söz ediyoruz. Bir diğer önemli özelliği, onu yani çok Türkiye'nin hem kapitalistleşme hem sanayileşme tarihini hem de işçi mücadelelerini anlamak için önemli kılan, merkezi kılan bir diğer önemli özelliği de Ereğli Kömürleri İşletmesi'nin kurulması, yani 1936'da Fransız sermayeli Ereğli şirketinin satın alınmasından sonra Ereğli Kömürleri İşletmesi kurulur ve 1940 yılında da bütün havza işletmeleri devletleştirilerek Ereğli Kömürleri İşletmesi'nin altına bağlanır. Dolayısıyla da o tarihler itibariyle Türkiye'deki en büyük kamu iktisadi teşekkülü oluyor Ereğli Kömürleri İşletmesi. Yani böyle bir havzadan söz ediyoruz aslında biz ama
bunun elbette ki bir yüzyıllık tarihi var. Şimdi bu kadar önemli bir havza, bütün bir sanayinin enerjisinin kalbinin attığı, çünkü kömürden söz ediyoruz, işte ulaşım sektörü, demiryolu, vapurlar ve bütün o devlet fabrikalarının çalışması için bu kömür çok kritik. Böyle bir sanayi merkezinde belki modern bir işçi sınıfı arayabilir gözlerimiz. Tam zamanlı ücretli maden işçileri görmek isteyebiliriz. Fakat havza ilişkileri tam tersine tipik sanayi işçisi değildir. Tipik maden işçisi de değildir. Kırla ilişkileri çok sıkı, madenlerle, tarım madenlerle, tarımsal faaliyetler arasında gelip giden, yarı zamanlı yani yılın belirli dönemlerini madenlerde, belirli dönemlerini ise köylerinde geçiren bir kitle. Kırla bağı kopmamış. Dolayısıyla daha Marksist anlamda baktığımızda güçsüzleşmemiş bir sınıftan söz ediyoruz biz. Yani mülkiyet ilişkileri öyle ya da böyle devam ediyor. Tarımla ilişkileri devam ediyor. Küçük çaplı hayvancılık yapıyor, ormancılık yapıyor vesaire. Ücrete baktığımızda öyle hani tam anlamıyla sadece geçimi ücrete de bağlı değil. Hani zincirlerinden başka kaybedecek bir şey olmayan bir işçi sınıfından da söz edemiyoruz. Yarı zamanlı çalışıyorlar, borç karşılığı çalışıyorlar veya vergilerini ödemek üzere çalışıyorlar. Dolayısıyla aile ödemelerden tutun da sadece borçlarını ödemek üzere de çalışan bir işçi kitlesinden söz ediyoruz. Bu nedenle klasik bir proleter tanımı çıkmıyor Zonguldak maden işçilerinden. Peki bu Zonguldak maden işçilerine özgü bir durum mu, yoksa Türkiye'de o zaman erken Cumhuriyet döneminde %85'i 10 binin altında nüfuslu yerlerde yaşayan bir toplumu temsil eden özellikleri var mı Zonguldak maden işçilerinde? Ben temsil güçlerinin epey yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü Anadolu'ya da baktığımızda, Anadolu kırsalına da baktığımızda büyük kentlere mevsimlik göçün, özellikle de tarım mevsimi dışında ücretli işlerde, geçici işlerde çalışmak üzere göçün ve hareketliliğin son derece yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla zaten kırla ilişkileri süren ve çeşitli geçim kaynaklarını bir arada değerlendiren son derece hareketli bir nüfusu var zaten Anadolu'nun. Bu anlamda Zonguldak maden işçilerinin Türkiye Anadolu'sunda atipik bir işçi olduğunu düşünmüyorum. Hatta daha da genişleteceksek işçilik tanımını, Anadolu'nun tipik bir işçisi Zonguldak maden işçisi olabilir diye düşünmekteyim. Bu nedenle hani havzanın tarihine baktığımızda bu klasik işçi tanımını, işçileşme süreçlerini yeniden değerlendirmemizi ve Türkiye'deki deneyimi ve belki de küresel güneyin deneyimini kapsayacak daha esnek, daha geniş tanımlara gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Zonguldak deneyimi bunu çok iyi gösteriyor bize. Bugün ben biraz ne yapacağım? Bir yüzyıllık tarih içinde gidip gelerek birkaç şeye bakmak istiyorum. Birincisi bu Zonguldak kömür havzasındaki emek ilişkilerine bakacağım. Ve bu emek ilişkileri içinde ne türden bir işçilik üretiyor emek ilişkileri, bunu anlamaya çalışacağım. Bir diğeri ise Zonguldak işçilerinin sınıf mücadelelerine bakacağım. Dolayısıyla da iki temel konuyu gündeme getireceğim. Ücretler meselesi ve yaşam koşulları veya sosyal haklar meselesi. Bu iki mesele etrafında Zonguldak işçileri nasıl bir mücadele vermişler erken Cumhuriyet döneminde, ona bakacağım. Şimdi emek ilişkileri derken neyi anlatmak istiyorum? Yine son derece geniş bir tanımdan yola çıkıyorum Karen Hofmeister'ın. Kimin, kim için ya da kimle beraber hangi kurallar altında çalışacağını belirleyen ilişkilere biz genel olarak emek ilişkileri diyebiliriz. Ve bunun içinde işte işin türü, ödemenin biçimi, ödemenin miktarı, ücretler, çalışma süresi, işin fiziki veya ruhsal zorluğu, işin ne derecede otonom veya özgür yapılacağını belirleyen kurallardan söz ediyoruz. Dolayısıyla benim anlatımım her ne kadar bir ayağı köylerde olan işçilerle ilgili olsa da daha çok iş yeri merkezi ve üretim merkezi bir anlatım olacak. Çünkü hem sömürü oradan doğuyor hem de mücadele
üretim merkezinde veya madenlerin etrafında yürüyor. Emek ilişkilerine baktığımızda elbette ki üç aktörlü emek ilişkileri bunlar. Bir tarafında devleti göreceğiz, sermayeyi göreceğiz, maden sermayesini ve aynı zamanda işçileri göreceğiz. Fakat bu emek ilişkilerine baktığımızda bu üç aktörden bir tanesinin asıl belirleyici olduğunu söyleyebilirim Zonguldak havzasında. Bu da devlet. Bu nedenle muhakkak ki devlete bakmamız gerekiyor, daha yakından bakmamız gerekiyor. Şimdi devlet Zonguldak'ta emek ilişkilerini iki düzeyde belirliyor. Bir tanesi işveren olarak havzanın sahibi olarak, yani mülkiyeti, havzanın mülkiyeti doğrudan devlete ait. Ocaklar, daha doğrusu madenler devlete ait. Dolayısıyla bu aidiyet ve mülkiyet ilişkisinden dolayı zaten buradaki emek ilişkilerine doğrudan müdahale edebiliyor. Bir diğer müdahale düzeni ise sosyal haklar üzerinden veya sınıflar arasında sınıf ilişkileri ve sınıf mücadelelerini düzenleyici bir rolü var devletin. Dolayısıyla bir de bu düzeyde havzadaki emek ilişkilerine katılıyor. Biraz hani bu sunumda bunları anlamaya çalışacağız. Dolayısıyla emek ilişkilerini belirleyen en önemli başlangıçta özellikle aktör olarak devleti görebiliriz. Devlete bu kadar büyük rol veren bir başka özelliği ise hem Osmanlı hem de Türkiye sanayileşmesinde devletin öncü rolü ve devlet, yani kömürün özellikle harp sanayinde, ulaşım sektöründe ve devletin yeni yeni kurduğu fabrikalarda kullanılması ve 1900 özellikle 30'ları da hatırlayacak olursak devletçilik ve ikinci o büyük sanayileşme dalgasında da kömür birdenbire çok önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla da devlet sürekli bu alanı düzenlemeye çalışıyor. Ne yapıyor? Kömürün üretim, satış, tüketim, piyasa koşullarını, fiyat koşullarını belirliyor. Osmanlı'da ilk üretim yapıldığı zamanlardan itibaren işletme koşullarını belirliyor. Sermayeyi belirliyor, yani kimin üretim yapacağını belirliyor. Ne açıdan? Onlara ruhsatnameler vererek, işte işletme kurallarını tanımlayarak, şartnameleri tanımlayarak sermayeyi de şekillendiriyor. Yani kimin havzada yer alıp kimin yer almayacağını da baştan bir belirleme şansına sahip kural koyucu olarak. Bir diğeri ise elbette işçileri belirliyor. Kim çalışacak, hangi ücretlerle ve nasıl bir emek sürecinden geçerek çalışacak, bunu belirliyor. Kendisi üretim yaptığında ve kendi için üretim yaptığında devlet genellikle zor kullanıyor emeğe yönelik ve iş mükellefiyeti dediğimiz bir çalışma sistemini başlatıyor. Bunu iki kez yapıyor devlet Zonguldak Kömür Havzası'nda. Bir tanesi 1867'de ilk defa, 65'te Bahriye Nezareti'ne emanet ettiğinde havzayı, Bahriye Nezareti için üretim yapıldığında iş mükellefiyetini başlatıyor. Ve iş mükellefiyeti en azından 1880'lere kadar sıkı bir şekilde işliyor. Daha sonra kömür havzasının piyasaya açılmasıyla birlikte, yani tek tüketici devlet değil de daha serbest piyasaya da satışın başlamasıyla birlikte havza köylerine hasredilen bir takım işlere başka işçiler de alınmaya başlanıyor. İkinci mükellefiyet dediğimiz ise 1940'da savaşla birlikte yeniden kömür büyük bir önem kazanınca ikinci kez zora başvuruyor devlet ve havza halkının emeklerine el koyuyor ve onları havzada çalıştırıyor. Biraz önce de sözünü ettiğim gibi, yani kendisi işveren olduğunda genellikle zor kullanarak emek ilişkilerini düzenliyor. Bir diğer düzlem ise sosyal haklar ve sosyal güvenlik üzerinden havzadaki emek ilişkilerini düzenliyor. Çalışma koşullarını düzenliyor, koruyucu tedbirler alıyor ve bunu yaparken de hem sınıf mücadelesini kontrol altında tutuyor hem de sınıf mücadelesi içinde daha bir düzenleyici ve hakem rol oynuyor. Bunu da çeşitli kereler havzada yapıyor. En önemlisi yine Bilaverpaşa Nizamnamesi. Bu nizamname çünkü hem dediğim gibi mükellefiyeti getiriyor ve madenlerin nasıl işletileceğinin koşullarını belirliyor. Ama aynı zamanda da işçileri koruyucu bir takım haklar da veriyor. İşçi yurtlarının yapılmasından, sağlıklarının korunmasına kadar. Daha sonra biz benzer bir müdahale 1921 yılında
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşan Havza-i Fahmiye Kanunu ile görüyoruz. Bu sefer yeniden işçilerin yaşam koşullarını ve çalışma koşullarını işçilerin lehine bir takım düzenlemelerle gerçekleştiriyor. Daha sonra da zaten 1936 İş Kanunu'yla daha büyük çapta havza işçilerinin yaşamlarını şekillendirecek bir yasalaşma sürecinde bulunuyor. Dolayısıyla devlet başından itibaren havzadaki emek ilişkilerini şekillendiren en önemli aktör olarak karşımıza çıkıyor. Bir takım dönüm noktaları var hem sermaye hem de emek işçi kesimi açısından. Belki onları hemen Osmanlı İmparatorluğu döneminde açıklamak durumundayım. Bir tanesi 1882. 1882 önemli bir dönüm noktası. Çünkü dediğim gibi daha o tarihe kadar kömürü sadece devlet satın alıyorken, bir monopson market varken 1882 ile birlikte üretim yapan, devlet için üretim yapan madenciler ürettikleri kömürün %40'ını piyasaya artık satabilir hale geliyorlar. Daha sonra da bu oran gittikçe yükseliyor. Bu havzaya sermayenin akması demek ve gelen sermaye de genellikle yerli sermaye oluyor. Yani yerli bir madenci sınıfı burada maden işletmeye başlıyor. Bu da emek ilişkilerini değiştiriyor. Dediğim gibi o mükellefiyeti birazcık daha esnetiyor ve havza dışından işçiler de havzaya hasredilmiş yeraltı üretim işlerinde bulunmaya başlıyorlar. 1896 bir başka kırılma, çünkü Ereğli şirketi, Fransız sermayeli Ereğli şirketi geliyor 1896'da havzaya ve 1936'ya kadar kalıyor, 40 yıl kadar ve en az devlet kadar havzanın tarihini ve emek ilişkilerini belirleyen bir aktör olarak yer alıyor. Küçük ve büyük bir sermaye grupları daha sonra havzada yer alıyor ve müthiş bir sermaye içi yarışın da olduğunu söyleyebiliriz. Hem bu yerli ve yabancı sermaye arasında hem de büyük ve küçük sermaye arasında, ama o başka bir hikaye, sadece değinmekle geçeyim. Ve 1914 savaş tabii çok önemli bir kesinti, ama 1920 yılına geldiğimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi demin de dediğim gibi bir yasalaşma hamlesiyle Zonguldak'taki emek ilişkilerini merci altına alıyor ve burayı işçiler lehine düzenlemeye çalışıyor. Dolayısıyla Cumhuriyet elitlerinin ne diyelim görüş alanına Zonguldak'ın girmesi 1920-22 aralığında oluyor ve 3 yasa çerçevesinde Zonguldak işçileri tartışılmaya başlanıyor. Bunun ideolojik arka planı başka bir makalemde tartışmıştım ama kısaca söyleyecek olursam, geniş halk kesimlerinin milli mücadeleye sempatisini kazanmak, milli mücadele için mobilize etmek, milli mücadelenin kendine özgü o halkçılık çerçevesi içinde Zonguldak amelesine sempati göstermek, Zonguldak'ın aynı zamanda işgal altında olması, Fransızların işgali altında olması, yanı sıra Fransız sermayeli Ereğli şirketi tarafından yönetiliyor olması bir hani yabancı sermaye ve anti-emperyalizm söylemine de uygun hale getiriyor. Yabancı sermaye karşıtı ve anti-emperyalizm söylemine. 1920-21 arasında hani Büyük Millet Meclisi'nde bir sol rüzgarın estiğini de unutmamak gerekiyor. Bütün bu verileri bir araya getirdiğimizde Zonguldak Kömür Havzası amelesine sosyal çeşitli sosyal düzenlemelerle haklar vermiş olmak önemli ruhuna uygun. Fakat sonrasında devlet de unutuyor işçileri 1923'e kadar. 1923'te Havza'nın da katıldığı bir büyük grev dalgası var biliyorsunuz şeyde. Türkiye'de ve 23 Temmuz ve Ağustos'unda havza işçileri de greve girince devlet 1921'deki amele yasasıyla, Zonguldak amelesine özgü yasada belirttiği derneği kuruyor. Şimdi hemen bakmam gerekiyor. Zonguldak Amele Birliği'ni kuruyor ve Zonguldak Amele Birliği ile birlikte hem işçilerin bir takım sağlık imkanları sağlanmış oluyor hem de bir tür dayanışma sandığı kurulmuş oluyor. Tabii ki amaç yine burada bu tip bir sandıkla birlikte buradaki işçi hareketlerini kontrol altında tutmak ve otonom veya bağımsız bir işçi hareketi yerine devletin kontrolü altında bir
işçi örgütlülüğü sağlamaya çalışıyorlar. Sonra işçilerin unutulduğunu söyleyebiliriz. Ne zamana kadar? 1930'lara kadar. 1930'lara kadar da işçiler Osmanlı döneminde her hangi koşullarda yaşıyor idilerse 1920'lerde de çok büyük bir gelişme göstermeden çok benzer koşullarda Hazra'da yaşamaya devam ediyorlar. Genellikle köyleriyle ocaklar arasında gidip gelmeye devam ediyorlar, Zonguldak köyleri özellikle. Ve bu münavebeli çalışma dediğimiz çalışma sistemini yürütüyorlar. Yani işte bir ay ocaklarda, bir ay tarlada veya belki daha kısa süreli paraya ihtiyaç duyduklarında madenlere gidiyorlar. Borçlarını ödemek üzere madenlere gidiyorlar. Veya vergi borçları vardır, bunu ödemek üzere madenlere gidiyorlar. Veya artık o ailenin mesleği olmuştur. Bir geçim kaynağı olarak madenlere gidiyorlar. Madenlere gittiklerinde ise yatacak yerleri yok, yurtları yok. İşte eğer yaz dönemi ise bu ağaç altında yatıyorlar, geceliyorlar. Dolayısıyla hani ne küçük madencilerin ne de büyük maden firmalarının sağladığı düzgün barınma ve yaşam koşulları yok burada. Kesemecilik dediğimiz bir üretim ve ücretlendirme biçimi var. Araba kesemeciliği de diyebiliriz buna. Ücret temelde tabii yeraltı işinden söz ediyorum ben. Çıkarılan kömürün miktarına göre bir ücretlendirme yapılıyor. Dolayısıyla da yevmiyeleri kaç araba kömürün çıkarıldığına göre ya ayın başında yani henüz işe başlamadan belirleniyor veya ayın sonunda belirleniyor. Fakat bu ücretlendirme biçimi yani parça başı ücret diyebileceğimiz veya kesene araba kesenesi ücreti çok büyük suistimallere de açık bir sistem. Dolayısıyla ücretler daha başından itibaren işçilerin madencilerle arasındaki en büyük ihtilaf konusu oluyor, olmaya devam ediyor. Birazdan değineceğim. Hem 1908 grevlerinde işçi ücretleri işçilerle işverenler arasında bir tartışma konusu hem de 1923 grevlerinde ve daha sonra da 1930'larda benim izlediğim CHP'ye verilmiş olan dilek ve şikayetlerde de ücretler en önemli tartışma kalemi olmaya devam ediyor. 1925 bir kırılma çünkü 1925'te ilk defa İş Bankası büyük bir sermaye olarak havzaya giriyor ve iki tane maden şirketi açıyor. Yani 25'te bu tip bir sermaye değişiminin en önemli nedeni devletin çelik sanayi kurma teşebbüsünde bulunması. Yani bunun arayışlarına başlıyor aslında. Dolayısıyla da bir yandan da kömür havzasını bu tip bir sanayi için düzenlemeye çalışıyor ve İş Bankası giriyor. Bu sefer İş Bankası İtalyan maden şirketi ve Fransız sermayeli maden şirketlerinin oluşturduğu bir büyük sermaye var. Öte yandan da küçük madencilerin oluşturduğu küçük sermayeli gruplar var. Bunlar arasında büyük bir mücadele olduğunu söyleyebiliriz. Bir de tabii 1920-23 aralığında Hazra'dan tümüyle elimine edilmiş Rum madencileri aklımızda tutmamız gerekiyor. Yani sermaye etnik anlamda da nitelik değiştiriyor ve daha sonra onların arkada bıraktıkları madenleri kimlerin işleteceği de sermaye grupları arasında büyük bir çatışma konusu oluyor. 1925'te büyük sermaye giriyor havzaya ama hani büyük sermaye ne işçilerin yaşamlarında bir değişiklik yapıyor ne de kendileri arasında bir çatışma olduğundan söz edemeyiz. Tam tersine korumacı bir politika izleniyor kömüre karşı. Dolayısıyla daha ucuz iken Avrupa'da kömür aslında ihraç edilmek yerine Zonguldak kömürleri kullanılıyor. Bu da Zonguldak kömürlerini istedikleri fiyattan piyasaya satma imkanı sağlıyor büyük firmalara ve büyük karlar elde ediyorlar. Bu nedenle de hani kömür üzerinde bir tekel oluşturduklarını, ortak fiyat belirlediklerini ve 1932 yılında geldiğimizde hani yerli sermaye, büyük sermaye ve yabancı sermayenin gayet de el ele kol kola 1932'ye kadar mutlu mesut yaşadıklarını söyleyebiliriz. Bu dönemde de dolayısıyla işçilerin yaşam koşulları ve ücretleri hakkında bir gelişme yok. Bir de tabii ki bir büyük bir sanayileşme dalgası olmadığı için kömüre yönelik bir talep de yok ya da büyük bir talep dalgalanması da yok. Bu nedenle de üretim üzerinde bir talep baskısının da olduğundan söz edemeyiz. Dolayısıyla da işçilerin verimliliği, verimsizliği, yarı zamanlı çalışıyor olması, ücretlerinin düşüklüğü bir mesele değil 1920'lerin
ikinci yarısında da. Ama 1930'larda artık bu hikayenin değiştiğini söyleyebiliriz. Devletçilikle birlikte hem 1933 hem de 1936 birinci ve ikinci sanayi planlarıyla beraber devletin kömüre bakışı değişiyor ve yeniden kömür havzasını devletin yeni kurulmuş fabrikaları için, millileştirilmiş demiryolları için dizayn edilmesini istiyor ve buradaki üretim koşullarını yeniden düzenlemeye çalışıyor. Tam da o noktada biz işçilerin tekrar devletin gündemine girdiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda büyük şirketlerde kendilerine üretim hedefleri verildiği için işçilerin sosyal güvenlik imkanlarıyla daha fazla ilgilendiklerini söyleyebiliriz. Örneğin 1932 yılında ilk defa sıcak yemek uygulamasına geçiliyor ve daha sonra bu sıcak yemek, işçilere sıcak yemek vermek bütün bir havzaya teşvik oluyor. Bu şirketler işçiler için işçi yurtları, işçi barakaları kurmaya başlıyorlar. 1930'ların ikinci yarısında hatta işçiler için işçi mahalleleri kurulmaya başlanıyor Zonguldak'ta. Dolayısıyla yaşam koşulları görece iyileştirilmeye çalışılıyor bu şirketler tarafından. 1936 kritik çünkü 1936'da Ereğli Kömürleri İşletmesi kuruluyor, Etibank kuruluyor ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuruluyor. Dolayısıyla artık devlet havzaya kendi kurmuş olduğu kurumlar eliyle müdahale ediyor ve burada ciddi bir yapısal dönüşüme giriyor. Yine yanılmıyorsam 1935 yılında maden nizamnamesi düzenleniyor. Böylece küçük ocak sahipleri ya da küçük ocak işletmecilerinin de işletmeden çıkartıldığını ve bir anlamda sermayenin ve işletmenin temerküz edildiğini, yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Yani buna devlet raporlarında daha çok rasyonelleşme adıyla görüyoruz. Yani işletme rasyonelleştiriliyor. Aynı şekilde iş gücünün de rasyonelleştirilmeye çalışıldığını söyleyebiliriz. Gerek sosyal haklar verilerek verimliliği arttırılmaya çalışılıyor. Gerekse o havza köyleriyle madenler arasındaki geliş gidiş düzenlenmeye çalışılıyor. Orada çok büyük bir sorun var. Fakat hani maden işçileri ihtiyaç duymadıkları dönemlerde veya beğenmedikleri ücretlerle madenlerde çalışmak istemiyorlar 1930'ların ikinci yarısında. Ve biz bu şirketlerin yani hem İş Bankası şirketlerinin hem de Ereğli Kömürleri şirketinin düzensiz işçi arzını düzenlemek üzere tekrar zora başvurduğunu söyleyebiliriz. Yani zor yoluyla maden işçilerini madenlere sokma arayışına girmeye başlıyorlar. Ne diyorlar tartışmalarında? Maden köylerini, madenci köyleri şeye bağlayalım, ocaklara bağlayalım. Dolayısıyla işçiler serbestçe ücretin yüksek olduğu ve güvenliğin görece iyi olduğu madenleri atmasınlar da köylerine en yakın hangi maden varsa orada çalışmak zorunda kalsınlar. Böylece emek arzındaki azlığın yaratmış olduğu yüksek ücretlerle baş edebilecekler. Kendi belirlemiş oldukları ücretlerden işçileri çalıştırmak hakkına kavuşacaklar. Bir diğer önerdikleri işte Zonguldak köylerinde yaşayan erkekler askerliklerini maden ocaklarında çalışarak gerçekleştirsinler. Dolayısıyla biz şeyi görüyoruz yani bütün bu kapitalist üretim ilişkileri hiç de zoru dışlamıyor. Yani emek arzı dalgalandığında, ücretler yükseldiğinde ve kârlar üzerinde baskı yaptığında pekala da devlete yaslanabiliyorlar ve devletten yardım isteyebiliyorlar. Yani bu dönemde en azından Türk sermayesinin hiç de liberal olmadığını ve olmak da istemediğini söyleyebilirim işçiler açısından baktığımızda. İlginçtir, daha sonra belki değineceğim vaktim olursa ama işçiler tam tersine 1936 iş yasasını öne sürüyorlar ve diyorlar ki özellikle de onların başında bulunan amele çavuşları işte 1936 iş yasası herkesin dilediği yerde çalışma hakkına sahip olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bizim iş yerimizi seçme ve istediğimiz ücretleri seçme özgürlüğümüz vardır. Ya sözleşme özgürlüğünden söz ediyorlar basitçe ve bu sözleşme özgürlüğünü sermayeye karşı kullanarak
ocakların, köylerin daha doğrusu ocaklara bağlanmasını engelliyorlar ve bunda başarılı da oluyorlar. Ve bu örgütlenmenin nasıl gerçekleştiğine baktığımızda 1939'da gerçekleşiyor bu. İşte işçi sendikası yok, ne bileyim tipik işçi örgütlülükleri yok, fakat amele çavuşları etrafında bu gerçekleşiyor. Yani amele çavuşları birazdan anlatacağım ama işte 600-700 civarı bu yıllarda amele çavuşu var. Bunlar aslında tecrübeli işçiler, usta işçiler. O köyden kendi işçileri var. Bir tür taşeron olarak da düşünebilirsiniz. Kendi işçileriyle gidiyorlar, maden şirketleriyle pazarlık yapıyorlar, mühendislerle pazarlık yapıyorlar ve belli bir süre, belli bir dönem o madende çalışmayı kabul ediyorlar. Bu amele çavuşlarının etrafında bir örgütlenmenin ve direncin olduğunu görüyoruz ve şirketler amele çavuşlarından nefret ediyorlar. Çünkü işçilerle madenler arasındaki bariyeri ve engeli amele çavuşları oluşturuyor ve bir an evvel bunları hani aşarak işçileri doğrudan madenlere bağlamak istiyorlar. Ve hani amele çavuşların işçilerin kanını emdiğini, onları sömürdüğünü ve işçileri bir sermaye olarak kullandığını söylüyorlar. Haklılık payları da vardır ayrıca ama hani ben o mücadeleyi anlatmak için söylemek istiyorum bunu. Kısaca işçiler kendi geleneksel örgütlülükleri etrafında sermayeyle ve devletle bu 1939 yılında mücadele ediyorlar. Ne oluyor? 1939'da savaş çıkınca zaten havzada bir amele buhranı var, zaten ücretler yüksek ve zaten şirketler devletin istediği üretim hedeflerini tutturamıyorlar ve büyük bir üretim baskısı altındalar. İşte o zaman ikinci iş mükellefiyeti geliyor ve 1940 yılında yeniden havza köylerine, köylerinde yaşayan erkeklere, az çok madencilikle ilişkili olan ailelere iş mükellefiyeti yükleniyor ve bir kez daha amele buhranı zor kullanılarak, yani devletin zoruyla çözülmeye çalışılıyor. Dolayısıyla iş mükellefiyeti savaşın getirdiği bir şey olmaktan çok, zaten 1930'ların sonunda amele buhranının yarattığı bir ihtiyaca bir yanıt, konjonktürel bir yanıt olarak görünüyor. Peki hani yine zamanı ekli kullanmak için şeye dönecek olursam, işçiler bütün bu koşullarda nasıl mücadele ediyorlar, kendi sınıf çıkarlarını nasıl dile getiriyorlar ve bütün bu süreçte bir şeyden, bir işçi sınıfı bilincinden söz edebilir miyiz? Böyle bir bilincin ve bunun örgütlülüğünün yükseldiğinden söz edebilir miyiz? Bunlara baktığımızda aslında havza işçilerinin hem grev gibi daha örgütlü işçi mücadelesinin belirgin olduğu, radikalleştiği ve işçi sınıfı bilincinin bu deneyim üzerinden oluştuğu mücadele yollarına sapıyor ki bu 1908 ve 1914 arasında gerçekleşiyor birkaç kez ve 1923 yıllarında gerçekleşiyor. Özellikle hani sosyal hareketler teorilerinde yer aldığı gibi siyasal fırsatlar uygun olduğunda, yani sistem açık olduğunda pekala örgütlenebiliyorlar. İster köylü olsun, ister 10 gün çalışsın madende, ister yılda bir kez gitsin. Bu örgütlülüğe hızla katıldığı ve mobilize olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki havza işçileri yalnızca yer altı işçilerinden ve üretim işçilerinden oluşmuyor. Hani yer altında yardımcı işler yapanlar var, yer üstünde çalışanlar var, dekovil hatlarında çalışanlar var, kömürü vapura taşıyan deniz işçileri var. Çok geniş bir işçi çeşitliliğinden söz edebiliriz. Ve bu işçilerin hemen tamamı bir kez grev dalgası başladığında bu grev dalgasının içine girebiliyor ve çok büyük bir güç oluşturuyorlar. 1908'deki grev ancak devletin kanlı müdahalesiyle avcı taburlarını göndermesi ile bastırılabiliyor. 1923 grevleri de amele birliğinin kurulmasıyla birlikte bastırılıyor. Bu nedenle ben hani daha özcü ve kültürelist yaklaşımların Zonguldak maden işçilerini kavramamızı zorlaştırdığını düşünmekteyim. Tam tersi, örgütlenme ve sınıf bilincinin oluşabileceği anlarda bütün bu köylü işçi denilen kesimin mobilize olduğunu ve işçi sınıfının bir parçası olarak davrandığını ve kendi sınıf çıkarlarının peşinden gidebildiğini düşünüyorum. Sistemin kapandığı
kapandığı, yani sistemin sağlamış olduğu siyasal fırsatların kapandığı, daraldığı dönemlerde veya daha ne diyelim baskının yoğunlaştığı dönemlerde de işçiler mücadele etmeye ve haklarının peşinde koşmaya devam ediyorlar. Belki daha modern işçi sınıfı örgütlenmeleri üzerinden değil ama demin de sözünü ettiğim gibi işte bu amele çavuşları, kendi işçi liderleri etrafında bir örgütlülük ve direnç oluşturabiliyorlar. 1920'lerin ikinci yarısından itibaren, özellikle 1927'den sonra CHP'nin dilek şikayet kanallarının açılması, CHP milletvekillerinin kendi bölgelerini teftiş etmeye başlamaları, burada halkla bir araya gelmeleri, CHP'nin il teşkilatında düzenlenen kongreler, ilk kongreleri, bütün bu kanallar işçilerin kendi şikayetlerini CHP'ye de iletme imkanı veriyor. Dolayısıyla ikinci bir direnme kanalı doğrudan CHP'nin açmış olduğu kocaman bir ne diyelim parti kanalı, dilek şikayet kanalı. Buralardan kendi şikayetlerini devlete ulaştırmaya çalışıyorlar, CHP'ye ulaştırmaya çalışıyorlar. Ve biz bu dilek şikayet mekanizmasında dile getirdikleri şikayetlerden nelerin etrafında mücadele ettiklerini görebiliyoruz ve yine işçi sınıfı mücadelelerinin en önemli hani odaklarından biri olan ücretler meselesi, işçilerin en önemli çatışma meselesi. 1908 grevlerinde de bu böyle, 1923 grevlerinde de bu böyle ve 1930'larda CHP dilek şikayet mekanizmalarında gördüğümüz ifadelerde de ücretlerin en önemli şikayet konusu olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca böyle biraz ücretlerle ilgili de hemen söyleyeyim. Yani hani köylü işçi diye böyle ya bunlar işçi sınıfının bir parçası mı değil mi kardeşim bunlar köylü gibi kültürelist yaklaşımları çok da reddeden şikayetler ve isyanlar görebiliyoruz. Mesela hangi konularda ücrette şikayetleri var? Hem grevlerde hem de CHP dilek şikayet mekanizmalarında fazla mesaiye karşılar. Fazla mesai ile çalışmak istemiyorlar. Birkaç tane çok çok rasyonel nedenleri var. Yani ne kadar paraya ihtiyaçları varsa, ne kadar borçları varsa o kadar çalışıp köylerine dönmek istiyorlar. Yani çalışma sürelerini kısa tutmak istiyorlar. Ve fazla mesaiye kaldıklarında daha fazla gelir vergisi ödemek durumundalar. Çünkü yani ücretler üzerinde bir vergi baskısı var. Dolayısıyla da şunu diyor, ya ben 15 gün çalışıp ondan sonra giderim. Niçin 25 gün çalışıp devlete daha fazla vergi vereyim? Yani kendi ücretler üzerindeki vergi yükünü azaltmak için fazla mesaiye kalmak istemediklerini veya fazla çalışmak istemediklerini söyleyebiliriz. Bir diğeri para cezalarına karşı çok tepkililer. Çünkü inanılmaz her konuda para cezası verebiliyor içerideki mühendisler. İşte üretim hedefini tutturamamış olmasından para cezası yemiş olabilir. Ne bileyim tehlikeli bir iş yapmıştır, iş güvenliğini belki tehlikeye düşürmüştür. Fakat ücret kesintilerinin çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla düşük yevmiyeler alıyorlar. Bu çok önemli bir şikayet konusu. Daha başından, işin başında, dönemlerinin başında ücretlerini bilmek istiyorlar. Yani günlük yevmiyelerini bilmek istiyorlar. Bazı iş anlaşmalarında bu günlük yevmiyeli daha baştan söyleniyor ama bazılarında ise performansa göre dönemin sonunda belirleniyor. Dolayısıyla dönemin sonunda eğer istenilen miktarda kömür üretilmemişse bir dizi kesintiye uğruyor yevmiyesi. Hani biz böyle tür filmlerinde de görüyoruz, inşaat işçisidir, yevmiye artık dağıtılacaktır ama eksik verildi. O da işte söyler niye eksik, çünkü öyle gerekli der ve verir ve yani hakkınız savunulacağı, arayacağı hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla bir eksik yevmiye meselesi var aralarında. Bir diğeri tabii ki ürettikleri kömüre göre ücretlerini aldıkları için kim sayacak bu kömürü? Ve kömürün, yani üretilen kömürün kayıtları son derece önemli bir ihtilaf konusu. Bu konuda da hani kayıtların düzgün yapılmasını istiyorlar. Son olarak yani birkaç şey daha hemen söyleyeyim. Ücretlerin keyfi hesaplanması, işin başında vaat edilen ücretlerin işin sonunda verilmemesi
ve belki de en kötüsü, yine biz bunu Türk filmlerinde çok görürüz ve inşaat işçilerinde çok görürüz, ücretin dönem sonunda verilmemesi. Yani 15 günlük diyelim ki bir sözleşme var, 15 günün sonunda o ücreti vermesi gerekiyor. Ama hayır, vermiyor, bir ay sonra veriyor ya da hiç vermiyor. Ve böyle yaparak maden işçisini madende tutmaya devam ediyor. Hani kalmışken 15 gün daha çalışayım diyor mesela ve onu daha uzun çalışmaya mecbur kılıyor. Bir başkası ise borçlandırma tekniği. Yani eğer madenci aynı zamanda o köyünde ağasıysa, mütegallibesi ise ve köylünde ona tohumluk borcu, hayvan borcu vesaire vergi borcu var ise bir şekilde madencinin madeninde çalışmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu borç ilişkileri de köy işçileri madenlere bağlıyor ve önemli tartışma konularından ve gerilim konularından bir tanesinin de borç ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bir de tabii ki demin dediğim gibi sosyal haklar meselesi. Özellikle yemek parası veren işçiler yemeklerinin iyi kalitede olmadığını ve çok pahalı olduğunu söylüyorlar. Yemeklerin fiyatının düşürülmesi ve miktarının arttırılmasını söylüyorlar. Dolayısıyla hani işçi sınıfı mücadelesinin çok temel meselelerinin Zonguldak köylülerinin de ve işçilerinin de sınıf mücadelesinin meseleleri olduğunu görüyoruz. Ücretler ve sosyal haklar. Burada bitireyim. Teşekkürler.